Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet, konu anlatımına başlamadan önce çokgenler bir genel bir şöyle bir yorum yapayım isterseniz. Çokgenler konusu arkadaşlar sınavda artık her sene karşımıza çıkan bir konu. Çok dikkatli dinlemeniz gereken bir konu arkadaşlar. Şimdi 2021 sınavında tabii ki çıktı ve bayağı bir seçici soru olarak çıktı arkadaşlar. Hatta müfredatta olmayan bir soru e, gibi yorumlayan arkadaşlar da oldu. Çünkü niye? E, kazanımların arasında düzgün beşgenden bahsedilir, düzgün altıgenden bahsedilir gibi bir şeyler söylendi. O yüzden düzgün dokuzgen, düzgün ongen gibi şeyler yokmuş gibi anlaşıldı bazı arkadaşlar tarafından. Var arkadaşlar bu konular var. Hatta geçen sene konu anlatım yine e, bu şekildeydi. Çok kendi değiştirmedim. Hatta e, birkaç notumuz var. O notla ilgili... Yani i̇ki notu kullandıran bir özellikli bir soruydu arkadaşlar. E, 2021 sınavında çıkan bir soru. Gayet de güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. E, o yüzden çokgenler konusunda dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve çokgenlerde hocam yine üçgen bilgisineme yapılacak. E, evet, üçgen tabanlı arkadaşlar. Ama çokgenin de kendi çapında yöntemleri de var. Ya yani düzgün beşgeni bir anlatacağız. Düzgün altıgenin kendi çapında özellikleri var mesela anlatacağız. Düzgün çokgenlerin kendi çapında bir şeyi var ama e, bunların hepsi zaten üçgen bilgisiyle çıkacak arkadaşlar. O yüzden üçgenler tabii ki burada yine çok önemli bir konu e, diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım çokgenler konusuna şöyle bir başlayalım. Nasıl olduğunu siz de görün ki zaten buradaki formüller var. Bu formülleri de zaten biz nereden çıkartacağız arkadaşlar? Hep üçgenlerden çıkartacağız. Başlayalım bakalım ne diyor çokgen? Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçaların oluşturduğu kapalı şekle biz ne diyoruz? Çokgen adını veriyoruz. Mesela 1, 2, 3, dört noktayı birleştiren kapalı şekle dörtgen. 5 noktayı birleştiren beşgen, 6 noktayı birleştiren altıgen, en noktayı birleştirene de engen diyelim kısaca. Arkadaşlar bunların hepsi bakın hep dışa doğru bükeylik var. Dış bükey. Dış bükey dediğimiz şey e, konveks. Bunları çok duymayacaksınız. İşte konveksik, konkavlık bu genelde kullanılmıyor arkadaşlar. Konkav kaldırıldı falan diye söyleniyor aslında ama konkav dediğimizde iç bükey. Adı üstünde. Tanımlarına girmeyeceğim bunları. Bunların hepsi dış bükey. Konkav dediğimiz şey kaldırıldı hocam diyenler var ama dörtgenlerde biz böyle bakın içe doğru bükey bir dörtgen bu. Ya da bir beşgen çizelim şöyle. Şöyle bir beşgen çizdik. İçe doğru bükey, iç bükey bir beşgen bu. E biz böyle sorularla karşılaştık. Tam olarak kaldırıldı diye de söylemek doğru olmaz aslında. Konkav dediğimiz yani peki konkavlık ifadesi kullanılmaz arkadaşlar ama iç bükeylik var arkadaşlar. Hatta hatırlarsanız burada dörtgende bu köşegenler dik kesirse hocam bunlar dik kesmiyor ama uzantısı dik kesiyor değil mi? Şöyle yani şuradaki dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı arkadaşlar. Bunu formül olarak da zaten biz size şeyde vermiştik. Normalde köşegenler şu şekilde dik kesirse de böyleydi. Şu şekilde dik kesirse de böyleydi hatırlarsanız. Neyse geçmişi de şöyle bir hatırlatmış olduk size. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada şu formüller nasıl ezberleyeceğiz? Ezberlemeyeceğiz. Hocam yeni sınav sisteminde bunların formüllerini veriyorlar. E, eşimizi sağlama almak lazım arkadaşlar. E, nereden biliyoruz? Belki vermeyecekler formülü değil mi? O yüzden ne olacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. Ki genelde farklı bir şekilde formül veriyorlar. Bunları vermiyorlar. E hocam bunlar müfredatta yok diyenler var. Bazı sözel şeyler. Hayır arkadaşlar. Yani bu anlamda ee, biz dediğimiz gibi sağlam bir iş yapalım. Bunları da bilelim. Bilelim derken en azından nasıl çıkarım yaptığımı bir görün arkadaşlar. Ondan sonra zaten hiç bu formülleri ezberlemenize de gerek kalmayacak. Hadi bakalım başlayalım. Adam demiş ki burada bir köşeden çizilen bak bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n-3'tür. Hocam bu tür ifadeleri gördüğün zaman formül ne diye ezberleme. Bir dörtgen bir beşgen çiz olay bitti. Nasıl mı? Bak bir köşeden çizilen köşegen sayısı. Hocam dörtgende sadece bu köşeden bir tane çizebiliyorum. Beşgende sadece bu köşeden bir iki tane çizebiliyorum. Altıgende sadece bu köşeden kaç tane çiziyorum arkadaşlar? Üç tane çiziyorum. Aa dörtgende bir. Beşgende iki. Altıgende üç. Yedigende tahmin et. Dört. Sekizgende beş. E, ne olacak? Hep kenar sayısının 3 eksiği olmadı mı arkadaşlar? O zaman engende de ne diyeceğiz? N eksi 3 olur diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> yani sen böyle bir şeyle karşılaştığında bir dörtgen çiz bir de beşgen çiz. Hocam bir köşeden çizilen köşegen sayısı soruluyor. Dörtgen de 1, beşgen de 2, a altıgen 3 olur. Kenar sayısının 3 eksiği. Direkt formül N eksi 3 dersin. Olay bitti. Peki ikinciye gelelim. Bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı. Bir köşeden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı. Buradan çizilen köşegen ile. Kaç tane üçgen oluşturdum arkadaşlar? 2 tane. Burada kaç tane oluştu arkadaşlar? Beşgende 3 tane. Altıgende kaç tane oluştu arkadaşlar? 3 ve 4 tane oluştu. Yedigende 5. Sekizgende 6. A engende olur? Hep kenar sayısının 2 eksi oldu. Dolayısıyla direkt en eksik diye kendin yine bulabilirsin. Bu şekilde dörtgen ve beşgen çizerek. Bak formülü ezberlemedik hala. Geldik şuraya. İç açıların ölçüleri toplamı en eksi 2 çarpı 180 demiş. Kardeşim ben bunu lisedeyken ezberledim ama sonrasında unuttum. Unutmamak için ne yapacağız? Yine yorum yapacağız. Hocam dörtgene baktığım zaman a iki tane üçgenden oluşuyor değil mi? O zaman 2 çarpı 180. Beşgende 3 üç, üç, üç tane 180'den oluşuyor. 3 üç tane üçgenden yani 3 üç tane 180. Altıgen 4 tane üçgenden oluşuyor. O zaman üçgen sayısı çarpı 180. Üçgen sayısı neydi arkadaşlar? Onu da biraz önce anlatmıştık. n 2'ydi O yüzden N-2 çarpı 180 direkt iç açıların ölçüleri toplamını veriyor. Dış açıları ölçüleri toplamı da zaten her zaman bütün şekillerde sabittir arkadaşlar. O da 360'tır. Üçgende de 360'ta hatırlarsanız. Dörtgende de, beşgende de, altıgende de, yedigende de. O yüzden biz genelde dış açıları ölçüleri toplamından gideriz arkadaşlar. Genelde bize e, herhangi bir çokgende bir iç açı falan sorulursa dış açıları gideriz. Hocam bir açının dış açısı nedir diye soracak olursanız mesela bu dörtgen iç açısı burası ya dış açısı her zaman 180'e tamamlayan açısıdır. Burada da aynı şekilde. Bunun 180'e tamamlayalım bu doğrunun. Yani şurası alacaktır arkadaşlar. Buradaki dış açıları da dış açılar toplamı 360 olduğundan dolayı da genelde açılarda yani hepsi iç açıysa, hepsini dış açıya çevirmektense tabii ki iç açılar toplamından gidebiliyoruz. O ayrı bir konu ama böyle dış açılar falan filan varsa bazen işimizi daha da kolaylaştırıyor. Haberiniz olsun. Çünkü dış açılar toplamı her zaman sabit ve 360 derece. Ve tüm köşegenlerin sayısı da n çarpı n eksi 3 bölü 2. Allah Allah. Nereden geliyor bu? Hadi bakalım. Şurada şey yapalım. Normalde bir köşeden kaç tane çiziyoruz arkadaşlar? Bir köşeden 1, 2, 3. Yani bu altıgende 3 tane çiziyoruz. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı neydi? N 3'tü arkadaşlar. E o zaman n tane köşe var burada. n tane köşeden çizilen ne olacak? Mesela altıgende 6 altı tane köşe var. O zaman n tane n 3 olmayacak mı? Evet. Yalnız dikkat edin. Şu köşeden çizilen köşegen ile bu köşeden çizilen köşegen aynı. Ya da buradan çizilen köşegen ile buradan çizilen köşegen aynı. Yani ben bunu bir burada saydım, bir burada. Bunu bir burada, bir burada. İşte şu, şu köşegeni mesela arkadaşlar. Şu köşegeni bir burada saydım bir burada saydım. Yani hepsini iki defa saymış oluyorum. O zaman ne olacak arkadaşlar? n çarpı n-3 bölü 2 diye kendimize bu şekilde çıkartabiliriz arkadaşlar. Ama genelde e, bununla ilgili bir soru gelirse büyük ihtimal formülü verir diye düşünüyorum. Vermese bile biz kendimiz bu şekilde çıkartabiliriz arkadaşlar. Hatta bu soruları yaparken şimdi sözel sorular var arkadaşlar. Bu soruları yaparken hep kendiniz böyle bir çıkarım yapmaya çalışırsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Ben şimdi şunlara baktığım zaman sorulara bakarken hani vakit kaybı fazla olmasın diye direkt formülleri yazacağım. Ama bu formüller hep benim şöyle aklımda kaldı. Mesela iç açılarının ölçüleri toplamı demiş. Hocam üçgen sayısı mesela dörtgende kaç tane üçgen var? İki tane üçgen var. Üçgen sayısı neydi? N-2 idi. Ha, üçgen sayısı kadar da 180 olacak. O zaman n-2 çarpı 180 hemen 1440 diyeceğim arkadaşlar. Hani bu şekilde çözümleri yaparsanız sizin açınızdan daha iyi olur arkadaşlar. Ama ben biliyorum ki artık e, bunları bu şekilde çıkarta çıkarta iç açılar ölçüleri toplamı duyunca n-2 çarpı 180 diyorum. Ama siz ne yapacaksınız? Bu şekilde çıkarım şeklinde yaparsanız daha iyi olur. Neyse. iç açıları ölçüleri toplamı 1440. Yani n-2 çarpı 180 1440'sa n 2 kaç yapar buradan arkadaşlar? Ee, 1440'ı 180'e böldüğümüz zaman 8 mi geliyor? Evet 8 geliyor arkadaşlar. 8 geliyor. Evet n de buradan kaç çıktı? 10 geldi. Bir köşeden en fazla kaç köşegen çiz çizilebilir? Bir köşeden çizilen köşegen sayısı neydi? Dörtgen de bir tane çizebiliyorum. Yani kenar sayısının 3 eksiği arkadaşlar. Yani bizden n 3 isteniyor. Dolayısıyla biz n'i 10 bulmuştuk zaten. 10 eksi 3'ten cevap kaç çıkar? 7 çıkar arkadaşlar. Geldik ikinci örneğe. Bir köşeden çizilebilen köşegen sayısı. En çok diyor. Niye en çok? Ya dörtgende, beşgende, altıgende mesela. Ben bir köşeden hocam bir tane çizebilirim zaten. Değil mi? Az olarak. En çok diyorsa aynı köşeden. Bak bir, iki, üç tane oluyor. İşte en çok dediğimiz şey o. Mesela dörtgende kaç tane çizebiliyoruz arkadaşlar? Bir tane, beşgende iki tane, altıgende üç tane o zaman n eksi 3 değil midir arkadaşlar? n eksi 3 kaça eşitmiş? 11'e eşitmiş. Buradan n'i kaç bulduk? 14 bulduk. Bize diyor ki birçok iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane dik açıya eşittir? İç açılar ölçüleri toplamı neydi? n eksi 2 çarpı 180 E, n dediğimiz buradan kaç geldi arkadaşlar? 14. O zaman 14 eksi 2 çarpı 180. Yani 12 çarpı 180 eşit oldu. Ama... Bunu 12 ile 180'i e çarpmayayım burada. Bizden ne isteniyor? 3 açılı ölçüleri toplamı kaç tane dik açıya eşittir diyor. Arkadaşlar kaç tane 90 derecedir diye soruyor. Bu 180 dediğimiz 2 çarpı 90 değil mi? Evet. E o zaman 12 ile 2'nin çarpımı 24. Bir de burada 90 var. Kaç tane dik açıya eşit oldu arkadaşlar? 24 tane 90'a. Yani 24 tane dik açıya eşit olmuş oldu arkadaşlar cevabımız. Evet, böylelikle bu sorumuzun cevabını da 24 bulduk. Geldik bir sonraki soruya bir çokgenin çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı neydi arkadaşlar? Çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2. Bunu kendin çıkartmaya çalış. Biraz önce ben çıkarttım. Şimdi sen çıkartmaya çalış. Evet bir çokgenin çizilebilecek var. Bir köşesinden demiyor. Çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2. Neymiş? Kenar sayısının 6 katına eşitmiş. Kenar sayısının 6 katına eşitmiş. E yazdık. 6 çarpı n eşit. Hocam bu da çarpım durumunda bu da çarpım durumunda. N'ler sadeleşti. Buradan n-3 ne geldi arkadaşlar? 12 geldi. N'i de buradan kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Ne diyor? Bu çokgende bir köşeden çizilen köşegenlerle en fazla kaç üçgen oluşur? Üçgen sayısı neydi? Hemen bir dörtgen çizsek. Hocam bir köşeden çizilen köşegenle iki tane üçgen oluştu hocam burada. Değil mi? Ha dörtgende iki üçgen oluştu. O zaman üçgen sayısı neydi arkadaşlar? Dörtgende iki, beşgende üç. Yani n-2 idi. Bizden en eksi 2 soruluyor. Yani 15 bulmuştuk. Kenar sayısını zaten 15 eksi 2'den cevabımız kaç çıkar? 13 çıkar arkadaşlar. Evet cevap böylelikle 13 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Konveks bir çokgenin ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre. Bak bir köşeden değil. Ardışık 3 köşesinden. Arkadaşlar her zaman söyleriz. Ne diye söyleriz her zaman? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli mutlaka mutlaka çizin. Şimdi bir çokgenin ardışık 3 köşesinden bahsediyor. Bir çokgenin belli bir parçasını çizelim. En azından 3 köşe çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çokgen var arkadaşlar. Burada elimizde. Diyor ki bana ardışık 3 köşesi. 1, 2 ve 3 köşesinden bir köşegen çizeceğim arkadaşlar. ben buradaki köşeden kaç tane çizebilirim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun formülü neydi? Bir köşeden çizilen köşegen sayısı. N-3'te. Evet. Ben buradan en eksi 3 tane köşegen çizebilirim. En eksi 3 köşegen. Artı. Peki buradan kaç tane çizebilirim arkadaşlar? Buradan da 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da yine en eksi 3 tane çizmem mi? Evet. En eksi 3 tane de buradan çizdim. Geldim şu köşeye. Bu köşeden kaç tane çizebilirim? Bu köşeden de arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4, 5. Yine en eksi 3 tane mi çizerim? Hayır. Arkadaşlar daha önce bu köşegeni çizmiştim zaten burada. Şu köşeden. Bu köşegenler ortak oldu. Normalde n-3 tane çizince bu da olmuş olacak için içinde. Ama bunun olmaması lazım. O zaman biz oraya ne diyeceğiz? n-3 tane bir köşeden çiziliyor. Ama buradaki çizdiğimi iptal edeceğim. Yani şuradaki çizilerini iptal edeceğim arkadaşlar. İptal etmek için de bir de buradan bir çıkartmam lazım. İşte ne diyor? Bir çokgenin ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 8'miş. Yani buradan n-3 tane çiziyorum. Buradan da n-3 tane çiziyorum. Ortak olan yok. Buradan da n eksi 3 tane çizince bir tanesi ortak. O bir taneyi de çıkartmam lazım. Bunların toplamı kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Buradan 1, 2, 3 anı çıktı geldi. 3, 6, 9, 10 yaptı burası. Eksi 10. Eksi 10'u bir tarafa attım. Artı 10. 3 en eşittir. 18'den eni de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Bu çok genin kenar sayısı soruluyor arkadaşlar bize. Yani en soruluyor. Cevabımız da böylelikle 6 çıktı. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Yorum sorusu aslında. Evet, hatta burada formülü de verebilir aslında. Bak sorunun başında der ki adam bize. işte ee, bir köşeden çizilebilen köşegen sayısının formülü n-3 olduğuna göre, konveks bir çokgenin ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye de sorulabilir. Adam sana formülü verse bile sen burada ne yapıyorsun? Burada yorumun olacak. İşte bir köşeden n-3, diğer köşeden n-3, diğer köşeden de n-3 değil bir tanesini çıkartmam lazım. Yorumun olması lazım. Onda yorumlayabilmek için basit bir şekilde şekle çizmen lazım arkadaşım. Tamam? Unutma, güzel bir soru. Formül verilip de ona göre sorusunda sorulabilecek bir soru arkadaşlar bu. Evet. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> i̇ç açılarından ikisinin ölçüsü 140 ve 160 derece olan konveks bir çokgenin diğer bütün iç açılarının ölçüleri 165 derece olduğuna göre. Hmm. Bu çokgenin kenar sayısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar en kenarlı bir çokgen dersem. iki tane iki yoldan çözeceğim. Birinci yol bu. Şimdi iki tane iç açısı verilmiş mi? Verilmiş. Arkadaşım iki tane iç açısı verilmiş. 140 ve 160 verilmiş. Artı geriye kalan bütün açıları da 165 dereceymiş. Yani bir çokgeni düşün şöyle. Bir çokgeni düşün. Şuradaki açı 140 derece. Buradaki açı 160 derece. Diğerleri de hep kaç derece? 165 derece. 165 derece. 165 derece. Değil mi? A hocam 2 iç açısı hatta buradaki kaç da 165 derece diye böyle gidecek. Hocam en kenarlı bir çokkense 140 yazdım. 160'ı yazdım. 165, 165, 165, 165, 165 diye de yazacağım. Değil mi arkadaşlar? Evet. Önemli olan burada 165'ten kaç tane olmasına. E bu en kenarlı bir çokkendi. 2 tane açıyı ben burada kullandıysam geriye n-2 tane açı kalmadı mı? Kaldı. n-2 tane açının hepsi de kaç derece? 165 derece. Yani n-2 tane 165 derecenin toplamı da n-2 çarpı 165 değil midir arkadaşlar? Evet. İşte bu da neye eşittir? İç açıları ölçüleri toplamına eşittir. Yani n-2 çarpı 180 e eşittir. İşlem işlem işlemle sonucu buradan bulursun. Ama ben ne dedim? İkinci yol şu. Genelde açıları yaparken işlem kalabalığıyla karşılaşabiliriz. Genelde dış açılardan gitmek daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Çünkü niye? Dış açılar toplamı 360 derece arkadaşlar. Bütün çokgenlerde kaç ken olursa olsun. O yüzden bunun dış açısından gidelim. Mesela 140'ın dış açısı kaç derece? 40. Dış açısı her zaman 180'e tamamlayan açısıdır. Yani şurası 40 derece. 160'ın dış açısı burası 20 derece. 40 derece 20 derece. Artı 165'in geriye kalan bütün açılar 165 ya. 165'in dış açısı kaç derece? 15 derece. 15, 15, 15, 15, 15'leri toplayacağım böyle. Arkadaşlar yukarıdaki mantık gibi 40 derece bir tanesi, 20 derece bir tanesi. En kenarlı bir çokkense geriye n eksi 2 tane açı kalmadı mı? N eksi 2 tane dış açı hep 15'er derece değil mi? Evet yani n eksi 2 çarpı 15 toplamı n eksi 2 çarpı 15 e eşittir arkadaşlar. n eksi 2 çarpı 15 eşittir 360'tır. Bakın daha sade bir işlem geldi. 60 burası. Öbür tarafa attım. 360'dan 60 çıkınca 300 kaldı. N 2 çarpı 15 eşittir 300 yaptı. 300 ile 15 sadeleşince 20 mi kaldı arkadaşlar? Evet. N 2 20'ye eşitse N de buradan kaç eşit oldu? 22'ye eşit oldu arkadaşlar. Birinci yolda da işlemin devamını getirin isterseniz. Cevabı 22 olduğunu görün arkadaşlar. Bizden zaten ne isteniyor? Bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye soruluyor. Cevabımız böylelikle 22 yaptı arkadaşlar. Evet önemli bir soruydu. Güzel bir soruydu. Dış açılardan gitmeyi daha çok tercih ediyoruz arkadaşlar. Özellikle böyle açılan sorularda arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bu soruda da arkadaşlar ne demiş? Düzgün beşgen demiş. Aa hocam düzgün beşgen burada açı sorulu. İç açıları ölçüleri toplamından gidebiliriz. İşte 5 eksi 2 çarpı 180 eşittir. 120 alfa 90 120 ve burası da 140 deyip iç açıları ölçüleri toplamından gidersiniz ama işlem kalabalığınız olur. Hem iç açılar hem de dış açılar varsa bence dış açılardan gitmek daha sağlıklı. 120'nin dış açısı kaç derece? 60. Bunun dış açısına x diyelim. Bunun dış açısı da zaten 90. 180'e tamamlayalım. E dış açılardan gidelim. Hocam 60 var, 40 var. Yaz 60 40 60 x ve 90. 60 x ve 90 toplamı neye eşit olmalı? 360'a eşit olmalı. Çünkü dış açılar toplamı 360 derece olacak. E burası 100, 160, 250 mi yaptı? X artı 250 eşittir 360 ise X'i buradan 110 derece bulduk. Hocam X 110 derece ise bu da 180'e tamamlayan açısı yapacaktır. Alfamız da böylelikle kaç derece çıkar? 70 derece çıkar sevgili gençler. Evet. Böylelikle dış açılardan daha böyle sakin yani daha az işlemle sonuca ulaştık. İç açılardan gitseydim daha büyük sayıların toplamasıyla uğraşacaktım. Zaten benim toplamada çıkartmada sıkıntım var. O sıkıntıları aşmak için ne yapıyorum? Dış açılardan gidiyorum arkadaşlar. Ya da şöyle bir sözel bir soru geldiği zaman dış açıları daha çok tercih ediyorum. Sizin de tercihiniz bu yönde olursa sizin açınızdan daha iyi olacaktır arkadaşlar. Tamam. Evet ilk kısımdan böylelikle bahsetmiş olduk arkadaşım. Şimdi de sırada ne var? Düzgün çokgen var. İsterseniz böyle arada bir dinlenmeler yapalım. Düzgün çokgeni de bir sonraki videoda geçelim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda düzgün çokgende de e, konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.